Sıcak. Birazdan hepsi çıkacak. Daha sıcak. Biraz daha dikkatli bakmalıyız Mete. Babam sıcak dediğine göre mutlaka buralarda olmalı. Mete işte bulduk onu. Aa, Nuriye gerçekten de gözümüzün önündeymişim. Bulduk. Biz kazandık. Hey! Durun çocuklar, daha bitmedi. İpi çekin bakalım, neyle karşılaşacaksınız? Hadi çekelim Mete. Aa Nuriye, bu bir radyo. Evet. Babacığım, ipin ucunda bir radyo var. Nereden geldi ki bu acaba? Çocuklar, size bahsettiğim eski bir radyo vardı ya hani, hatırladınız mı? Senin radyon bu mu? Evet çocuklar, işte o radyo bu. Çocukluğumun radyosu. Şaşırdınız mı? Evet babacığım, çok şaşırdık. Çünkü biz şey... Biliyorum çocuklar, her şeyden haberim var. Bay Tülin'in radyosunu benim radyom sandınız. Aa, baba sen nereden biliyorsun? Murat, oğlum gelebilirsin. Tabii ya Murat abim. Aa, başka bir radyo daha. Aa, Bay Tülin'de gördüğümüz radyo bu. Nilay'a siz Tosbi'nin bulduğu radyoyu babamın zannettiniz. Oysa bu radyo gerçekten de Bay Tülin'in radyosuydu. Ve hiç sormadan, aslını öğrenmeden Bay Tülin'in babamın radyosunu aldığını düşündünüz. Siz bana durumu anlatınca babamla konuştum ve size küçük bir oyun oynadık. Yani çocuklar, unutmayın. Bazen her şey göründüğü gibi olmayabilir. Sanırım haklısın babacığım. Mete, bence Bay Tülin'e kocaman bir özür borçluyuz. Babacığım, hep senin radyonu da ses kaydını oynatabilir miyiz? Maalesef çocuklar, Bay Tülin'in radyosu teypli bir radyo. Yani kayıt alabilir. Ama benimki işte. Sadece radyo. Yani ses kaydı yapmaz. Önce Bay Tülin'den özür dilerim. Sonra teypli radyosunu kullanmak için rica isteyelim. Belki verir. İşte bu harika olur. Bekleyin, kuklacılar geliyor. Şuradan bak.